Geldi ama Buse gibi öyle sakin kalamam. Zaten diyorum ki sakin Cık. kalsa o zaman yapay olur. O İşte zaman sen dünkü olmasın. ama Herkesin bir yorgunluğumun yapısı da. sebebi de Aynen buydu Dilara yani, budur yani. durgunluğumun sebebi. Hayır, Dilara dün tepki vermediği için durgunlaştı. Bak, Dilara tepki Kafasında verince düşünüyordum açılıyor. demek. Evet. Tutma kendini. Ve bence kabullenmen lazım ilk önce. Şu an olan tüm durumu kabullen, sorgulama. Sorgulamayı bitirip kabullenirsen çok daha Gelsene. iç huzurun dolu bir şekilde devam edebilirsin. Önemli olan kabullenmek. Kabullenmen lazım. Neden yaptı diye sorarsan bir ömür devam eder bu döngü. Evet. Neden yaptığıyla ilgilenme. Yaptı. Bunu yapmak istedi ve yaptı. Erkan'ım hoş Hoş geldiniz. geldiniz. Ay ne İyiyiz, kadar keyifli teşekkürler. olmuşsunuz. İyi yani. valla. Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür Ay. ederim. Ay ne güzel, yüzün gülüyor bugün. Teşekkür ederim. Mutlu musun? Evet. Daha iyi değil mi? Evet, daha iyi. Sen nasılsın İhne? İyiyim. Yani. Her şeye rağmen Evet, iyiyim her diyorsun. şeye Her rağmen şeye iyiyim. rağmen. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ederiz. Alev siz. ateş kadın bugün. Kına Evet. gecesi var bugün Güzelsin. Hasreti. Harika. Çok Teşekkür ederim. yakışmış. Keyifler Buse'cim. Bugün senin için enteresan bir gün. Evet, ben bu etkiyi beklemiyordum. Yani şaşırdım açıkçası. Dur bakalım. Yani gözyaşlarına değmiş diyelim en azından. Değdi mi değmedi mi artık inanın bir umudumu yaşayalım, kaybetmek bir hele bir istemiyorum yaşayalım ama görelim bir diyorsun. yaşayalım Sevgili görelim. izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. Evet, bugün yaşananlar var elbette. Öyle yani, hani üstünden geçelim de sohbet edelim de denecek gibi değil. Dilara'nın maşallah Çok kötü. bugüne damgasını vurduğunu söyleyebiliriz açıkçası. Ekran başına hoş geldiniz. Hemen oylamalarımızı hatırlatmak isterim. Kısmetse olur, aşkın gücü ve tabii ki El Poder Delamor oylarınızı göndereceğiniz uygulamalarımızın adı. Başvurularınız için productionhouse.com.tr internet adresimiz ve Instagram, Facebook ve YouTube adreslerimizde Kısmetse olur, aşkın gücü official. Hemen erkekler evine bağlanalım. Beyler merhabalar, beyler. Merhaba Hükümet. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz, siz nasılsınız? Ben iyiyim galiba, ağzımdan dökülecek olan haydi çıkın gelin sözlerini. Bekle, hadi gelin bakalım. Haydi. Aşırı ilgi seni yoruyor mu Mert? Yani aşırı ilgi değil aslında. Yani beni yoran şey aşırı ilgiden kaynaklı bir şey değil. Ne? Çünkü ya Beni bu yoran şey açılmak, aslında baskı altında olmak. yani burası dışarıdan daha kolay gözüküyor, öyle söyleyebilirim. Fakat buradaki psikoloji çok farklı bir şey. Buranın baskısı biraz daha çok dışarıdan gözüktüğü gibi değilmiş diyebilirim. Ne Ve bunu açıdan zorlanıyorsun? kendimi ifade etmekte zorlandım, heyecanlandım. Sonrasında kaygı bozukluğu diyebilirim. Bir noktada kaygı bozukluğu da yaşadım işlerin içe. Bunlar da üst üste gelince bir noktada tepki vermekte zorlandım, Eve konuşmakta gidince ne düşünüyorsun zorlandım. mesela? Yani hani ben bugün niye böyle yaptım diye mi kendi kendine bir şey Evet, düşünüyorsun? daha çok içe kapanık oldum. Yani Ha. buraya geldim, daha çok içime kapanık bir adam haline geldim. Peki normalde de mi içe kapanıksındır? Hayır. Aa. Normalde çok daha farklı bir adamım. İşte bu çok üzüleceğim bir şey aslında. Yani elindeki böyle bir Kesinlikle. durumu değerlendirememek Evet. sıkıntılı bir durum. Bu durumda benim için üzücü bir durum. Sana nasıl yardımcı olabiliriz acaba? Aslında bu biraz kendi başımın üstesinden gelebileceğim Kesinlikle bir öyle. konu kesinlikle. Ve buraya her gün gelirken de bir noktada bunun için zaten uğraşarak gelmeye çalışıyorum. O enerjimi toparlayarak gelmeye çalışıyorum. Fakat bir noktada da bunun için ne kadar mücadele desem yine aynı bataklar, yani yine kendi kabuğuma Batak çekiliyorum. demeyelim yani Bataklık bu demeyeyim, kendi senin... kabuğumun içine çekilmek diyebilirim aslında. Bu senin fıtratınla alakalı bir şey. Yani demek ki çok ilgi, çok alaka, girer girmez işte çift oldunuz, herkesin gözü üstünüzde ve bir şekilde onu muhafaza etmen gerekiyor. Bunlar arka arkaya gelince tabii ki stres kaynağı. Hani yumuşak yumuşak başlayıp devam etmiş olsan belki daha rahatlayacaksın. Belki evet. Biz seni unutsak mı acaba? Sen böyle kendi kendine takılsan daha mı rahatlarsın? Yoksa ufak ufak sohbet edilsin mi? Sen birilerini tanımak ister misin?
Yani bu biraz daha zaman içerisinde daha iyi anlayabileceğim bir şey. Yani şu an için hala tanımlayıp anlamaya çalıştığım bir konu. Bir noktadan sonra daha iyi anlayabileceğimi düşünüyorum. Peki bu konuda Yeliz'i bana neyin daha iyi geleceğini. Bu konuda Yeliz'i suçluyor musun? Yok, hiç? Hayır asla. Yani bunun altı bu kadar çizilmeseydi ben böyle görünmeyecektim. Yok, hayır asla. Yani bu suç asla Yeliz'e atamam. Yeliz'in suçu yok çünkü. Yani sürekli söylüyor, açılır mısın, açılacak mısın, ne zaman açılacaksın, açıldın, açılamadın. Aksine beni desteklediğini söyleyebilirim bu konuda. Efendim? Aksine beni destekledi. Yani güzel. Suçlamakken beni destekleyen birisi Yeliz. Güzel, peki. Yani bunları da söyletmek lazım. Keza diğer arkadaşlarım da öyle. Herkese teşekkür ederim bu konuda. Peki, sabah erken saatlerde yaşadığımız bir şey var. O da Oğuzhan ve Görkem'in Buse ile ilgili yaklaşımları, değil mi Buse'cim? Bir anda bir şey oldu ve günün kadını oldun. Ben de anlayamadım açıkçası. Günün kadını oldun ve Görkem seninle ilgilendiğini söyledi. Oğuzhan seninle ilgilendiğini söyledi. Ve siz galiba dün Berke ile dün akşam konuştunuz, evet, değil mi? Ne konuştunuz? Yani ben artık bu konunun içine kalmak istemediğimi, o yüzden sen laf atma ki ben de ortama girmek zorunda kalmayayım. Hani sen de yorum yapma, birbirimizin hakkında ve konu hakkında hiç yorum yapmayalım. Sorulmadığı takdirde tabii ki dedim. Arkadaş olarak kalmayayım. Yani arkadaş, normal diğerleri nasıl arkadaşımsa o şekilde saygımızı koruyarak devam edelim dedim. Çünkü ben seninle ilgili hiçbir konuya dahil olmak istemiyorum dedim. Kim aradı? O da dedi ki zaten efendim. Kim aradı? Ben aradım. Sen aradın. Peki. Çünkü bu beni gerçekten rahatsız eden bir durum oldu Öykü Hanım. Zaten burada da dile getirdim. Çünkü bunun sonu yoktu yani anladığım kadarıyla. O da anlayış gösterdi zaten. Dedi ben de zaten bunu istiyorum ama burada istemsiz tabii üçüncü, dördüncü kişiler de illaki yorum yapıp dahil olunca o ortalık karışıyor. Hallettik yani, bir problem yok artık benim için. Öykü Hanım, ben de... Senin haberin var mı konuştuklarında? Yok. Biz zaten kritikte niye düzgün şekilde... kritikte düzgün şekilde bunu ifade edip çok fazla dallanıp bulaklanmadan ona aday olacak kişilere saygısızlık olmadan, benim tanımak istediğim kişiye saygısızlık olmadan son kez düzgün bir şekilde herkese düzgün şekilde ifade edip tamamen bitirmek istedik Öykü Hanım. Yani bitirmek istedik derken benim için zaten bitmiş bir durumdu. Sadece şahsıma yönelik bir sürü işte güvenilmez, hani çok hızlı gidiyor tarzında cümleler olduğu için bunlara karşılık cümleler kullanıyordum. Tamam. Sonra son kez konuştuk. Ben zaten bu şekilde düşünüyordum. Ertesi gün, bugün yani, son kez konuşup kendimizi düzgün şekilde ifade edelim. Ben çünkü gerçekten Aynur'u sadece tanımak istiyorum şu süreçte. Kendi bana güvenmesini sağlamaya çalışıyorum. Tabii bana güvendikten sonra benim de bir sürecim temiz olabilir. Temiz sayfa açtınız yani. Evet, kesinlikle öyle. Peki. Ve gerçekten hiçbir şey hissetmiyorum. Bir müsaade edersen Aynur'a sormak istiyorum. Aynur'cum, bu telefon konuşması seni rahatsız etti mi? Ya beni rahatsız etmedi. Şahsen ben burada biraz şey gibi görünüyorum. Hatta ben dedim, cevap veriyor çünkü. Hani bir diyaloğa giriyor. Bu sefer artık kavga etmeye başlıyorlar. Dışarıdan çok tuhaf görünüyor. Hani benim ya. İçin böyle olması daha doğru ki daha önce de tam net konuşmamışlar. Ya bence evet. Daha iyi olmuş. Şimdi bir şey diyemiyorum yani. Ben rica etti Öykü Hanım. Evet, ben yani hiç hoş değil. Cevap veriyor kapat çünkü. Konuyu mu dedin? Artık konuşulmasın bu evet. Şekilde mi dedin? Ya. Hayır yani beni empati kurmasını istedim bir yerde aslında. Çünkü benim de öyle bir şeyim olsaydı ben atıyorum sürekli buradaki X kişisine böyle bir kavga ile yönelik yaşadığımız şeyleri sürekli hatırlatsaydım orada o olsaydı o da hani o da rahatsız olurdu. Peki sonra Görkem ve Oğuzhan Buse'yi tanımak istediler. Buse de dedi ki ben artık yaptığım hatayı bir daha yapmak istemiyorum. Önce Oğuzhan'la ilgili olanı sen açıkladın ve Oğuzhan buraya geldi. Ne hissettin? Oğuzhan gelince mi? Zaten evet. Dedikodusunu yaparken geldiği için bir şok olmadım değil. Yani dedikodu da demeyeyim de hissettiğim yani ondan yana hissettiğim şeyi arkadaşlarımla paylaştım. Bir hani bir değişik geldi. Beklemiyordum bir de Oğuzhan'dan böyle bir hamle açıkçası. Onunla da tam konuşurken daha doğrusu bizim konumuz dağıldı. O işte oradaki başka arkadaşlarımız vardı. Onlarla muhabbet ediyordu. O sırada Görkem geldi. Görkem dedi ki bir hani seni alabilir miyim? Bir şey konuşacağım. Bizim bir konumuz olmadığı için ben de kalkıp o zaten muhabbete devam ediyordu. Şimdi kalktım. Görkem, İkisi ben açısından önce sen oturdun dedin ki ben işte serviste evet, şöyle zaten oldu, olsa, böyle evet. Oldu, beni çekti kenara, konuştu. Evet, benden bir şey sordu. Beni beğeniyor musun dedi.
ben de beğeniyorum dedim. Ha, sen de beğeniyorum dedin. Evet. Değil mi? Beğeniyorum derken öyle şimdi yanlış anlaşılmasın. Görüntü olarak beğeniyorum dedim yani. Beğeniyorum, güzel çocuksun dersin. İlgilenebilirim dedin. Şekilde. Evet. Evet. O zaten çok kısa sürdü yani, o kadardı konu. Peki Oğuzhan? Benim zaten aklımda bayağıdır vardı. Şöyle, yani ilk kapıdan girdiğim zaman zaten Rümeysa ve ben baştan beri Buse'den bir elektrik almıştım. Hmm. Elektrik dediğim hani Buse'nin de hani işte konuşma tarzı, oturuş tarzı falan, onları ben çok yani beğendim, hoşuma gitti. Aynı şekilde Rümeysa'nın da öyle. Rümeysa'nın da oturuş şekli, karakteri falan. Benim zaten tarzımı az çok anlamışsınızdır. Ama tabii tabii ki burada birbirimizi tanımamız lazım. Yani başkalarını da tanımak lazım. O yüzden orada bir konuşma fırsatımız oldu ama şimdi bir benim ilişkim biraz daha hani ciddi ve ağır ilerlediği için çok bir aslında bir şeyler de konuşamadık. Hmm. O pusulu bizi engelledi. Aslında bir 5 dakika olsaydı çok güzel olurdu. Çok zaten muhabbet etme fırsatımız ama olmadı. Ama daha rahat ifade ediyorsun. En azından kendini de daha doğru cümlelerle ifade edebiliyorsun değil mi? Evet, alıştım çünkü artık. Ha, kapanmıyorsun. Yani, aynen, kapanmıyorum. Evet. Alıştım çünkü ilk haftanın bir heyecanı vardı. Baktım vakit kaybetmek burada pek hayırlı bir şey yani, değil. Yani aynen öyle. İlk haftanın tabii ki heyecanı vardı ki ben böyle hani ilk defa böyle bir programa katıldığım için biraz daha heyecan vardı üstümde. Onu attım ama. Atmak zorundaydım daha doğrusu. Çünkü buraya artık hani uyum sağlamam gerekiyordu. Uyum sağladığımı düşünüyorum. Peki. Buse'yle de tanışma yolunda ilerlemek istiyorum, öyle söyleyeyim. Bu arada seni eleştirenler oldu değil mi Dilara? Ne yapmaya çalışıyor? Beni eleştirenler oldu ama eleştirileri çok haksız bir eleştirilerdi. Bir çünkü, konuşayım mı ben? Tabii ki özür dilerim. Çünkü bu bakma. Eleştirenler arasında Rümeysa da var. Yani o herkese bunu yapıyor dedi. Rümeysa da bunu söyledi mi peki? Herkese bu aynı şeyleri söylüyor dedi. Rümeysa söyledi mi gerçekten? Herkese olarak değil de hani denedi olarak. Herkese bana da aynı şeyi evet, yaptı dedi. Hasrete dedim. Şöyle söyleyeyim, ben ilk yani defa serviste... Bana da aynı şeyi yaptı dedin ve sonuçta sanki Oğuzhan'ın böyle önünü kapatmaya çalışıyormuşsun gibi bir takım yorumlar vardı orada. Evet, bana öyle söylediler. Sende öyle bir durum var. Hayır, ben zaten... O anlamda mı yaptın yani? Çocuk zaten hoşlanıyorum dedi. Sonuçta tanışabilirdim. Benle hoşlanıyorum demedim. O anlamda mı yaptın? Hayır, normal olarak kendi fikrimi söyledim. Fikir olarak dedin. Evet. Yani... Tam olarak anlamadım Rümeysa, hani... Konuştuk ya orada, hasreti de dedin dedim. Şimdi de Buse'ye de söyledin dedim. Şöyle hani bunu söylüyorsun, bu cümleleri mı söyledim. Evet, hani beğeniyorum, hoşlanıyorum. Ya değilsin, bana da bunu yaptı. Tamam. Yani hani iki günde bir demek ki hoşlanabiliyorsun, bundan bahsediyorum. İki günde bir mi? Evet. İki günde bir. Evet. Ben seninle konuşmayı kestikten kaç gün sonra Buse'ye böyle bir şekilde bildim? Buse değil, hasret deden oldu ya böyle konuşmalarınız baş başa. Açıklayayım ben onu, açıklayayım. Sabah böyle ya güzel burada şimdi konuşulanlar söyleyeyim, buraya geliyor, farklı konuşuluyor falan. Ben açıklayayım, hani kameralardan da net anlayabilirsiniz Öykü Hanım. Net bir şekilde zaten yalan söylediğim de ortaya çıkar. Gala gecesi de zaten önüme koyarsanız utanırım yani, eğer böyle bir şey olursa. Yalan bütün açıklığımı yani söylüyorum, şu an anlatıyorum. Aynen. Yalan ne alakası şu an? Ya, olan bir şey işte konuşuyoruz. İşte beğeniyorsun dedin ya hasret, mesela ben hasreti beğendiğimi söylemedim. Hayır, sonuçta burada sabah da beraber konuşmadınız mı? Beğendiğimi söyledim çünkü bir hareketi oldu burada. Şu ezan yakışmış, okundu. Kırmızı çok yakışmış, çok güzelsin. Evet, hani, evet yakışabilir. Tamam da hani sonuçta hani, baş başa da sohbet ediyorsun. Hani bir beğeni vardı yani. Hasret şöyle, hasretle biz diğer kadınlardan yanı sıra daha yakınız. Çünkü hani biraz daha iletişimde kalma şansımız oldu. O yüzden hasretle hani iletişimimiz biraz daha kuvvetli. O yüzden... Yani hasret karşıma geldiği zaman ekranda işte kırmızı sana yakışmış dememde bir sakınca görmüyorum. Ya bunun da farklı anlamlandırılmasını da istemiyorum. Ben de iltifat ediyorum. Tamam, aynı şekilde benim için de öyle yani geçer. Ben bir evet, farklı algı yaratmayalım. İkinci olarak da Buse, hani bunu ya burada tam anlamayan insanlar olduğu için bir daha evet, açıklama gereği duydum. Ya o şekilde hasreti... Yani Oğuzhan'la ilgili söylediğin enteresan geldi. Çünkü ya konu sen değilsin. Seninle alakalı yani değil. Ben fikrimi söylemek istedim Öykü. Ama Oğuzhan'la ilgili olduğu onlar için sıkıntı ya. Onlar benim her şeyimi söylüyorlar yani. Bana ben da çıkarken onlar Öykü, dediğin zaman... bana da çıkarken Ozan'a selam söyle diyor bana. O çok doğru olmamış ya. Yani neden doğru? Bilerek mi yaptın yoksa? Hayır. O, bence Görkem de doğru olmadı. Görkem bana selam getirdi. Görkem gitti ondan sonra. Oğuzhan vardı. Görkem'den rica ederdim. Hayır, Görkem hani yoktu durumların burada. Durumların içerisinde sen de varsın Görkem yani. Görkem yoktu ama sonuçta burada. Ben de söyler misin dedim yani. Yani gelmemesi söyle daha iyi olurdu o kişiden açıkçası. Hani, ne olacak? Bunu düşünemiyor musun? Yani biz Rümeysa'yla düşman değiliz.
Evet, düşman değilim ve aramızda şöyle bir şey olsaydı, geçmedi. Şöyle sonuçta. Olsaydı hani bir ilişkimiz olsaydı. Arkadaşlar yorum olan var mı? Mantıklı mı sizce? Doğru mu değil. Yani Ozan'ın düştüğü pozisyon doğru değil ama o niyetle yapmadı. Netti yani burada. Bence de ben de aynı. Ama hangi şey niyeti sorguluyoruz arkadaşlar? Kendimiz tamam da son gıcıklığını yapmadı de. Yani. Hayır, gerçekten sana selam göndermek biz için biz kavga yaptı. Etmedik kötü bir şekilde. Oğuzhan'la tamam, buraya kadar iki kere sohbet ettik. Benim için diğer zaten erkeklerden bir farkı yok yani. Benim aynen ona söyle ya ben öyle hissediyorum. Tamam, o senin düşüncen ama biz bir ilişki yaşamaya çalışıyoruz ya. Benim açımdan da hani nasıl anlaşılabileceğini düşünmeli beklerim sadece. Yine bir ama şey demiyorum sana okey ama. Ama Rümeysa'nın yanında kızlar Oğuzhan'dan bahsediyor. Gayet Oğuz gibi, diğerleri gibi. Hani hiç tepki vermiyor. O artık normal bir onun için. Ya zaten hoşlanıyorum demiş. Ben bir şey hissetmiş olsam zaten tanışabilirdim yani. Şu an bu tepki ne anlamadım. Yani, hiç önemsemediği okay, ben için ben herhalde. Evet Oğuz. Rümeysa'nın kötü niyetli söylediğini düşünmüyorum ben de Öykü. Ben sadece empati yapmadan empati yapmadan bunu tamam, söylemiş. Okay, bu yani. Ozan'ı düşünmeden hareket etmiş. Bunu kabul et o zaman. Art niyetli bir şekilde de yapmamıştır. Eminim ki ben buna. Empati yapabilecek bir insan bence Rümeysa aslında ama bunu unutmuş bu seferlik diyoruz. Aynen. Yalnız bir şey olarak görmedim. Allah'ını seven defansa gelsin şu an durum. Gerçekten biraz forvet benim şu an burada. Herkes defansa geçit yani. Selam yani şöyle, ben şaşırdım mesela. Yani herkesin fikrini sorduktan sonra şaşırdım. Yani o konuya gir, ya Oğuzhan'la ilgili bir konuya girmiş olmana ve aman o da herkese aynı şeyi söylüyor, bana da aynısını yaptı gibi bir konuyu açıyor olman, sen ne kadar detaycıysan değil mi Ozan? Evet. Sen de o kadar detaycısın ve ikiniz de takılıp kalıyorsunuz bazı yerlerde. Evet doğru. Yani yansıyor deniliyor ya, bazı hani mimiklerime de yansılıyor, bu durumlar da konuşuluyormuş sürekli. Ben de karşılaşıyorum bu durumdan, yani arkadaşlar bu feedback'i bana veriyor sürekli. Bilmiyorum, biraz keşke sebebiyetle yaşanmasa da ben de daha güler yüzlü mutlu kalabilsem yani. Olabilir böyle şeyler. Normal. Olur normal, okey ben de zaten normal karşılıyorum hani bir normal problem çıktığında. Bu duruma evet, orada okeyim yani hani. Neyse ben alçalsın kırmak biraz istemiyorum ya. Peki Oğuzhan, Ozan'la neyse halletmek istediğin için rahatlatmak istediğin durum var. Ya ben Oğuz'un söylediğini söyleyecektim. Evet. Yani şu kötü bir niyetli söylediğini kesinlikle düşünmüyorum asla. Ozan'a yanlış yapacağını da düşünmüyorum. Ki öyle bir karakterde bir kadın olsaydı zaten ben ondan hoşlanmazdım. O yüzden karakteri sağlam bir kadın oldum. Yani bu cümle de şimdi Ozan ufak ufak bir şeyler galiba. Gülmek istiyorum. Gülme diyor. Yani yansın. Ozan Rümeysa'nın gülmesine karışıyor, istemiyor falan. Niye gülme dedin ki? Farklı konular ya, ondan dolayı Öykü Hanım yanlış anlaşılması falan diye. Ama yanlış anlaşılacak bir şey yok yani. Yani kırmızı oda güzeldi, bir sorun yoktu. Sadece Murat'la erkekler evinde bir muhabbet, diyalog geçti böyle aramızda. Orada şey dedi, istersen daha hakimsin, tekrarla sorunu. Şöyle Öykü Hanım. Ozan genel olarak bir diyalog halindeyken tartışmada suratı modu düşüyor ya. Ben dedim ki bak bunu bence böyle yansıtmamaya çalış. Yarın öbür gün Rümeysa bizim evimize geldiğinde ya da sen gittiğinde ya da kırmızı odaya davet ettiğinde senin modunu düşük görürse belki neden bu kadar etkileniyorsun diye tartışma yaratılabilir. Ben sadece böyle bu da bende soru işareti olunca bir kırmızı odada sormak istedim hani sende nasıl bir etki yaratır falan diye. Murat haklı çıkmış oldu orada hani beni olumsuz etkileyebilir, benim de modumu düşürebilir dedi. Yüzün düşüyor diyor. Evet. Hiç evet gülüp eğlenmeyecek miyiz dediğini hatırlıyorum. Yani yüzü düşüyor ama bir şey de yapmıyor. Yani gülmedik de yani değil. Düzeltmek modumu için bir şey yaparsın. Mı? Evet. Ben de orada ne dedim çözüm sana? Çözüm ararsın. Böyle hani tamam, durup beklemek de olmuyor. Tamam, çözümler üretmeye yani çalıştım. Sonuçta. Ne dedim sana, hatırlıyor musun? Evet, iyi bir şey söyledin zaten. Tamam yani. Seni görmeye gelirim dedi. Kendimi de yenmeye çalışıyorum. Modum zaten yükselir seni görünce falan. Ben negatif bir insan değilim yani. Dersler çıkartırım, bir eksiğim varsa düzeltmeye çalışırım. Ama dışarıda da Ozan bu. Bir tartışma, bir ters bir durum oldun mu? Yani buradan örnek verip şey de yapmak istemem ama çalıştığım yerde de bir mobbing hissettiğimde duygularımı böyle sert bir suratla dile getirdiğimde, o moral bozukluğu ertesi gün işe gittiğimde de devam ettiğinde olabiliyor. Karakterimde bu var olaylardan sanırım. Olaylardan çok sıyrılamıyorsun. Maalesef böyle bir karakterim. Olabilir, ama senin için törpülerim. Ben hemen sıyrılıyorum Öykü. Tamam, öğretirsin hemen bana. Bu konuda tamam, bağışıklığın varsa, bilgin varsa anlatırsın. Düzeltmeye olur çalışırım.
Yani çok şeker çünkü hani senin için zeybek. Ya. Yani 2 metre adamın zeybek oynamayı. Ama hakkıyla otursaydı daha iyiydi. Çünkü sen ayakta durdun. Gerçekten çok ikilemde kaldım bu arada da hani kalkmama. Yine hani dedim. Neyse ya. Güzel bir şey söylüyorsun. Teşekkür ediyorum. Hani ona da öğrenirim de diyor hala yani. Teşekkür ederim kardeşim o değil lütfen. Ama güzel öğrenirim şey de diyor ona da diyor. Ama ona da okay. Ben ya öyle yüzlerce mimiği olan adam değilim diyor. Bu şekilde kendimi kabulde ettirmeye çalışıyor. Biraz zaten zor. Çok tatlı ondan yana sıkıntıyorum. Çok yer var ama net ve kesin ayrıldığınızda çok yer var. Değişik bir denge ilişkiniz. Bu dengeyi aşabiliriz diye umut ediyorum. Ama kesinlikle sen daha çok uğraşıyorsun. Heh. Tutan evet. Sensin yani. Heh. İşte böyle öyle olması lazım. Öyle olması lazım. İşin bu. Dürüst. Peki. Evet Görkem'e gelelim şimdi. Bu arada Buse'cim senin bu twerk yapmanla ilgili çok eğleniyorsun. İstediğini yaparsın. Burası bireysel de bir yarışma. İzmirlisin ayrıca. Hiç kızlar, İzmir'in kızları hiç kendilerine laf söylettirmezler. Ve gerçekten özgürlüklerine sahip çıkarlar. Ve sen İzmir'den geliyorsun. Dolayısıyla yani buradan girer, buradan çıkar. Kim karışabilir bana diyebileceğin bir yetiştiriliş tarzın var diye düşünüyorum. Doğru mu? Doğru. Peki. Yani dans etmeyi seviyorum bir dans de. Dans etmeyi seviyorsun, eğlenmeyi seviyorsun. Hayatın tadını çıkarıyorsun. Ne kadar güzel. Ama burada sen ilk twerk yaptığında da zaten bu yorumu yapan kimdi sence? Konuyu açan. Berke. Hayır değildi. Berke yorum yapmadı mı? Hayır değildi. Görke. Yakınındaki biri olabilir. Görke. İlk konuyu açan. Bugünden mi bahsediyorsun? Hayır. Çok ilk başta. Hatırlamıyorum. Gri bir takım giymiştin o gün. Hayır. İlkinde. Bunun altını çizen ilk kişi, bu ne Buse böyle twerkler falan diyen. He. Sonra Berke oradan konuyu alıp, yani seni yaralamak için büyük olasılıkla konuya daldı. Salıncakta konuştum. Yani bu konuyu altını çizen beyefendi. Sordu zaten. Tabii ki sordu, konuştunuz. Ama aklında yanlış kalmasın. Yani belki gidip konuları açıyor diyorsun ya, yanlış biliyorsun. Ben buradaki konuşmamıza istinaden söyledim onu. Ay, yani öncesini hani hatırlamıyorum. O yüzden yaşananları şey işte gidiyor konuyu açıyor. Aynur için de söylüyorum. Yani konuyu alıp getiren... Ben açmadım yani. İlk açan evet. Görkem. Ben herhangi bir konuda konuşmadım. Sıyrılma oradan şimdi. Orada lafı çakan twerk'ü de dahil eden sensin. Yine var sorumluluğun da. Ama... Hani niye böyle bir şey söyleme ihtiyacı hissettin? Ya ilk başlarda böyle değildi çünkü Buse'nin dans edici. Bir öyle görünce şaşırdım. Tepkimi o an söylemek istedim. Eve kardeş. Ama daha konuşmamıştın. Hiç bugünkü bir şey yoktu. Işte İlgilendiğini o... bilmiyorduk. Konu twerk'tü ya. İlgilendiğini de bilmiyorduk. Yok ondan önce söylemiş olmam lazım. Galada ve önce de ben belirtmiştim Buse'yi beğendiğimi. İsmini söyledin ama belki konusu vardı de, yani bu kadar... Olayını. Tamam, twerk olayını da beğendiğim için onunla artık konuşmak istediğimi dile getirdim. Ondan sonra benim için ilk sorunlardan biri buydu yani. Eğer tanışma yolu ilerisi olursa bunu aşabilecek miyiz? Onu görmek istedim. Peki.